Herkese merhaba, binamin Tangal YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere The Sandbox game adlı projeyi tanıtacağım. Bu proje metaverse'ün içerisinde yer alacak bir proje. Şimdi Metaverse ne derseniz, internetin web 3.0 halini düşünebilirsiniz. Yani şu an web 2.0'dayız. İnsanlar içeriklerini üretiyor, paylaşıyor, videolar çekiyor, bir ağ oluşturuyor. Web 3.0'da bunun daha sanal gerçekliğe bürünmüş hali olarak düşünebilirsiniz. Tabii bu en basit haliyle anlatımı. Metaverse içerisinde de bu proje geliştirilmeye başlandı. Yani bu proje geliştirildiği zaman kendi bir evreni olacak aslında. Mantık bu şekilde. Şimdi burada size göstereceğim bu projede birkaç şey var. Öncelikle market kısmı. Gene birlikte market kısmına gidelim. Market kısmında insanlar kendi NFT'lerini satabiliyor ve kendi e, isterseniz de NFT satın alabiliyorsunuz satmaktan ziyade. Burada gördüğünüz üzere 295 dolar ateş elementi, buz elementi veya karakterler, avatarlar, havuzlar, sonrasında köşeden seçebiliyorsunuz. Atari'nin paylaşmış olduğu resmi NFT'ler mevcut. Hepsi satılmış tabii ki de. Böyle NFT'ler satılıyor burada. Burada siz satış yapmak istiyorsanız iki tane programı bulunuyor. Birisi bu tarz NFT'leri tasarlamak için, model oluşturmak için. İkincisi de oyun senaryoları hazırlamak için İkisini de indirip kullanabilirsiniz. Onu diğer videoda ele alacağız. Şimdi burada bir de göstereceğimiz olay var. Haritalar kısmı. Henüz beta olduğu için herhangi bir yere girip de oynayamıyoruz. Bir tek program içerisinde birkaç template'ler var. Onların içerisine girip dolaşabiliyoruz. Gördüğünüz üzere burası bir dünya. Şu an yükleniyor. Her bir kare birer arsa ve alan zaten çoğu yer satın alınmış Hatta yer bile kalmamış diyebilirim küçük bir çökme yaşandı şöyle yenileyelim henüz tarayıcıdan girdiğimiz için sisteme kasmalar yaşanabiliyor tamamdır? İşte gördüğünüz üzere Atari'nin sahip olduğu alanlar for rent. Gördüğünüz üzere bir tane satılık bulduk. Şimdi fiyatına şuradan ama burası sadece satılık gösteriyor. Kendisi hotmailini vermiş. Kendisi iletişime geçiyorsunuz. Bir de şöyle bit olayı var. Örneğin şöyle bir giriş yapalım. Place bit diyelim. 6376 dolardan bu alanı size satıyor. Şu an en yüksek teklif 6376. Bunun üzerine teklif verirseniz buradan sonrasında size kalıyor ve alan arsa sizin oluyor. Tabii ki de şu an kimsenin gücünün yeteceğini sanmıyorum ben. Yetenleriniz olabilir ama hani arsa almaya pek gücümüz yetmiyor. 6000 dolar eşittir 60.000 lira yapar. Bu da daha henüz böyle bir projeye vermek manasız. Ben size burada e, NFT satmanızı öneririm. NFT'ler satarak sonrasında da belki o parayla arsa alabilirsiniz. E, OpenSea'nin satmış olduğu, OpenSea üzerinden satılan alanlar var. Sonrasında Rollercoaster Ticon satın almış burayı. Birçok sponsorlu firma burada yer alıyor. Binance var bak gördüğünüz üzere burada. Burasılar Sandbox'un kendisinin. Sosyos.com'da burada. CHZ'nin kurucuları. Birçok firma mevcut. Metaverse'un haritası bu şekilde. Çok büyük bir haritası var zaten. Ancak tabii yerler e, alınmış. Şu an boşta yer yok. Şu kısımlarda henüz ya başka bir şeyler olacak ya da satışa sunulmamış. O sebepten de şu an alamıyoruz. Ee, burada bakacağımız olay market. Zaten proje şu an beta da olduğu için e, satış falan yapabilirsiniz model yapabilirsiniz. Bu modelleri vesaire de diğer bir videoda değineceğiz. Projemiz bu şekilde. Bir de Sandbox'un kendi coin'ini satın alabilirsiniz. Sand coin'ini. Hani bu proje gerçekten bir gelecek vaat ediyor. Biz de alalım değerlensin gibi bir düşünceyle de satın alabilirsiniz. Bu kısımda da takımda yer alan kişiler gözüküyor. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 kişi bulunuyor. 28 kişiden oluşan bir ekip. Güzel bir proje. Sent alınabilir. Ee, tam bir metaverse evreninde gerçekçi bir sanal gerçeklik olmasa da oyun kısmında yer bir proje. Evet bugün sizlere Sandbox Game'i tanıttık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.